Telefona uygulama indirdim. Yasa dışı bahis oynadım kumarda para kaybettim. İnternetten girdim. Kumar sitelerinde çeşitli oyunlar oynadım. Acaba beni polis alır mı? Savcılıktan çağırırlar mı? Eğer böyle bir durumda karşı karşıya kalırsam ne yapacağım gibi sorular geliyor. Yasa dışı bahis oynamak suç değildir. 7258 sayılı kanuna göre bu kabahat olarak düzenlenmiştir. 5000 lirayla 20000 lira arasında bir idari para cezası size gönderilir. Kumarla ilişkili olan hesaplar devlet tarafından takibi alınır. Buraya para yatırılan ibanlar listelenir ve ibanların sahipleri tespit edilerek kişilere idari para cezası gönderilir Ne kadar çok para transferi varsa, o kadar çok idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazı kumar oynayan arkadaşlara 10 tane idari para cezası kesildiğini ben gördüm. Çünkü çok fazla kez kumar oynamış, arka arkaya idari para cezaları düzenlenmiş. 10 bin liradan 10 tane ceza düzenlense 100 bin lira gibi ağır yaptırımları olabiliyor. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Kumar oynamak memuriyete engel değil, memuriyete engel olacak suçlar kanunda zaten düzenlenmiş durumda. Hiçbir memur kumar oynadı diye idari para cezasına maruz kalıp memuriyetten atılmayacaktır. Ancak en büyük tehlike idare para cezası değil. Sizin para gönderdiğiniz hesaplar belki terör örgütüne ait olabilir. Yarın Ömür gün terör savcısının bu hesaplı hareketlerini incelerken sizin IBAN'ınızdan gönderilmiş olan paralara gözü takılabilir. Bazı gönderilen miktarlar 50 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira gibi olabiliyor. Ve bu para terör finansmanında kullanıldıysa terör örgütünde bot, ayakkabı, gıda veya mühimmat yardımı olarak çeşitli kanallarda değerlendirildiyse sabah evde uyuyorken şafak operasyonuyla evinizden alınabilirsiniz ve soruşturmada kendinizi perişan halde bulabilirsiniz. Bence en çok dikkat edilmesi gereken konu bu. Kumar oynayacağım diye, biraz keyif alacağım diye terör örgütlerine yardım etmeyin. Kim olduğunu bilmediğiniz insanlara para göndermeyin. Dikkatli olun derim.